Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Atölye olarak yeni bir seriye başlıyoruz. A'dan Z'ye Türk yazarlar, şairler ve eserleriyle ilgili sorular hazırladık sizlere. Seri olacak bunlar. İlk testimizde bu videoda 15 soruyla karşınızdayım. Hemen başlayalım şöyle. Türk toplumunda Tanzimat'ın ilanı ile başlayan batılılaşma sürecinin ilk ve en önemli yazarlarındandır. Türk toplumunu Batı tarzındaki şiirle tanıştırmış ve tiyatro, makale gibi batılı edebi türlerin ilk örneklerini vermiştir. Yenilikçi fikirleri ve edebiyat sahasındaki çalışmalarıyla kendi döneminin aydınlarını etkilemiş önemli bir isimdir. Agah Efendi ile birlikte ilk Türkçe özel gazete olan Tercüman-ı Ahval'i çıkarmış, tefrika, abone gibi kavramları ülkenin gazetecilik yaşamına getirmiştir. İlk Türkçe tiyatro olan Şair Evlenmesi ile de bilinir. Parçada söze edilen gazeteci, yayımcı, şair ve oyun yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Şıkları okumayacağım arkadaşlar. Siz bakın zaten. Ben size konuşurken siz şıkları taramış olursunuz. Özellikle Şair Evlenmesi dediğimizde aklınıza gelen isim tabii ki Şinasi. Doğru cevabımız İbrahim Şinasi diyoruz. Şöyle de eserlerini görebilirsiniz. İkinci sorumuz, gençliğinde sahibine çok yararı dokunmuş olan Doruk Israk isimli atın yıllar geçip yaşlanmasının ardından sahibi tarafından doğaya terk edilişi ve acımasız doğa koşullarında hayatta kalma çabasını anlatan Yılkı Atı romanı aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir? Yılkı Atı romanı, bu roman Abbas Sayar, Nail Abbas Sayar'a aittir arkadaşlar. B şıkkı diyoruz. Özellikle biz MEB'in 100 temel eser ve 100 Türk edebiyatçı listesini göz önüne alarak hazırladık sorularımızı. Tabii ekstra başka yazarlar da olacak serimizde. Nail Abbas Sayar da listedeki yazarlardan biri. Yılkı Atı diyoruz. Nail Abbas Sayar'ın romanı. Üçüncü sorumuz. İkinci Yeni Hareketi'nin önde gelen şair ve kuramcılarından sayılır. Aşk, kadın, yalnızlık, sosyal ve siyasal eleştiriler, ölüm, tanrı düşüncesi gibi temaları işlediği şiirleri ve sözleriyle en çok şair kimliğiyle tanınır. Ayrıca Fransızcadan 40'a yakın kitabı Türkçe'ye çevirmiştir. Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı adlı şiiriyle ve Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor sözüyle tanınmıştır. Üvercinka, Göçebe, Güzbiti eserlerinden bazılarıdır. Bu parçada söze edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşk, kadın, yalnızlık deyince aklımıza gelen şair fotoğrafta gördüğümüz Cemal Süreya'dır. E şıkkı diyoruz. Bir Cemal Süreya'dan alıntı görüyorsunuz. Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı şiiri ve eserlerini görebilirsiniz. Dördüncü sorumuz, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ilk romanıdır. Yazarın Doktor Tarık Temel'e ithaf ettiği eser, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde İstanbul'da geçer. Dört bölümden oluşan romanın her bölümü belli başlı dört karakterden birinin adını taşır. İhsan, Nuran, Suat, Mümtaz. Romanın merkezinde ise Mümtaz karakteri vardır. Parçada söze edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Bu 5 kitapta Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserleri, ilk romanı parçada geçen bahsedilen roman Huzur arkadaşlar. A şıkkı diyoruz. 5. sorumuz, Arif Nihat Asya Bayrak şiirini hangi şehrin kurtuluş günü için kaleme almıştır? Biliyoruz Arif Nihat Asya Bayrak şiiriyle bayrak şairi olarak anılmaya başlanmıştır. Bayrak şiirini de Adana'nın Kurtuluş Günü için yazmıştır. 1940 yılında 5 Ocak Adana'nın Kurtuluş için kaleme aldığı bayrak şiiriyle bayrak şairi olarak anılmaya da başlandı. 6. sorumuz, Türk halk hikayelerini ve masallarını derlemiş, kendisi de masallar yazmış ve masalcı baba olarak tanınmış edebiyatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Masalcı Baba, özellikle masallar, Eflatun, Cem Güney'i hatırlatmalı arkadaşlar.
B şıkkı diyoruz. Burada da eserlerini görüyoruz. Oldukça fazla masal konusunda çalışmaları olmuş edebiyatçımızın. Soru 7. Halide Edip Adıvar'ın 1912'de yayınlanan mektuplaşmalarla oluşturulmuş bir eseridir. Roman kahramanlarının birbirlerine yazdıkları mektuplarla gelişir. Türk edebiyatında kadın psikolojisini anlatan ilk eserdir. Buranın altını çiziyorum. Romandaki olaylar 1876-1909 yıllarında 2. Abdülhamit döneminde geçmektedir. Kitap bir aşk hikayesi etrafında o günün sosyal yaşamı, kültürel yapısı ve o zamanki Türk aydınının başlattığı yeni sosyal akımlardan bahsetmektedir. Parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Türk edebiyatında kadın psikolojisini anlatan ilk eser olarak kabul edilen bu roman Handan'dır arkadaşlar. Handan diyoruz. Halide Edip Adıvar'ın Handan romanı. Soru 8. Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisinden fikirlerimin babası diyerek söz ettiği Türk sosyolojisinin kurucusu ve Türk milliyetçiliğinin en önemli düşünürlerinden olan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Türk sosyolojisi ve Türk milliyetçiliği dediğimizde aklımıza gelmesi gereken isim Ziya Gökalp'tir arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk de çok affedersiniz. Mustafa Kemal Atatürk de kendisinden fikirlerimin babası diye söz etmiştir. Ziya Gökalp diyoruz. Asıl sözü şöyle tam olarak cümlesi Atatürk'ün. Bedenimin babası Ali Rıza Efendi, hislerimin Namık Kemal, fikirlerimin babası Ziya Gökalp'tir demiş. Ve milliyetçi düşüncesini benimsediğini belirtmiş Atatürk. 9. sorumuz. Çocuk ve gençlik edebiyatının önemli isimlerindendir. Türkiye'de 3 kuşağı eserleri ile büyüten yazar olarak bilinir. 1970 yılında ilk kitabı olan Döl, 1971 yılında ilk romanı Fadiş yayınlanmıştır. 6-9 yaş arası çocuklar için 20 kitaptan oluşan Ece ile Yüce dizisini hazırladı. 9-12 yaş kesimi için gerçek, gerçeküstü ve bilim kurgu türünde romanlar yazdı. Fantastik bilim kurgu türündeki Mao'nun Gizemi adlı romanı en çok okunan kitaplarından birisi oldu. Çocuk edebiyatının duayen ismi Fadiş, Dört Kardeştiler, Mao'nun Gizemi, Yoksa Sen Misin, Ölüm, Ölümsüz Ece, 8. Renk gibi romanlarıyla 3 kuşağı büyüttü. Bu parçada söze edilen yazar, sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 3 kuşağı eserleriyle büyüten bu yazar Gülten Dayıoğlu arkadaşlar. C şıkkı diyoruz. Çalışmalarını gördüğümüzde de ne kadar büyük emek verdiğini, yani 3 kuşağı eserleriyle büyüten yazar ifadesini hak ettiğinde şu çalışmalarından görüyorsunuz. Gerçekten büyük emek var. 10. sorumuz. İt kağnı gölgesinde yürür de kendi gölgem sanırmış atasözüyle başlayan eserde çevresinin saflığından yararlanarak önce belediye başkanlığına ardından milletvekilliğine yükselen politikacı tipi ve bu tipi yaratan toplumsal yapı eleştirilir. 1980 yılında aynı adla filme uyarlanmış ve Kemal Sunal başrolde oynamıştır. Yukarıda bahsedilen Aziz Nesin eseri aşağıdakilerden hangisidir? Şıklara baktığımızda arkadaşlar bu politikacı tipi Zübük'tedir arkadaşlar. B şıkkı diyoruz. Evet. Aziz Nesin'in aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanmıştır Zübük. Soru 11. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüne kadar onun baş yazarlığını yapan ve özellikle Atatürk'ü yakından tanıtan anılarıyla ünlenen isim aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk'ün ölümüne kadar onun baş yazarlığını yapan bu Cumhuriyet dönemi yazarlarından Falih Rıfkı Atay'dır arkadaşlar. D şıkkı diyoruz.
anılarıyla da ünlenmiştir. İleride Falih Rıfkı Atay ile ilgili farklı sorularımız da olacak tabi. D şıkkı diyoruz. Falih Rıfkı Atay ölümüne kadar Atatürk'ün başyazarlığını yapmıştır. Atatürk'ün ölümüne kadar. Evet, burada da bilgileri görüyorsunuz. Şu sözü de önemli. En mesut Türkler Atatürk yaşarken ölmüş olanlar sözüyle Atatürk'e olan sevgisini ve hayranlığını da dile getirmiştir. Eserlerini de burada görüyoruz. Ve 12. sorumuz. 2009 yılında 50 Türk lirasının arkasında portresine yer verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Evet, 50 Türk TL'mizi görüyoruz burada. Bu yazarlardan hangisinin portresi vardır? 50 TL'nin arka yüzünde arkadaşlar bu yazarımız Fatma Aliye'dir. Şöyle görelim. Bakın 50 TL'nin arkasında Fatma Aliye var. İlk kadın romancımız Türk edebiyatında. İlk kadın romancı Fatma Aliye. 13. sorumuz. 1964 yılında Atıf Yılmaz tarafından sinemaya uyarlanan, Almanya, İngiltere, Çekoslovakya, Yugoslavya'nın çeşitli kentlerinde oynanan ve Haldun Taner'in dünya çapında tanınmasını sağlayan ilk epik tiyatro örneği olan eseri aşağıdakilerden hangisidir? İlk epik tiyatro örneği olan bu eseri Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı diyoruz. A şıkkı. Burada da konusunu görebilirsiniz. Şurası önemli. Bu toplumda sessiz, sakin, efendi olursan her zaman dayak yer, ezilirsin. Ama terbiyesiz, güçlü, zalim ne dediğini bilmeyen biri olursan o zaman saygı görürsün. O günden bugüne gördüğünüz gibi çok da değişen bir şey olmamış maalesef. 14. sorumuz. 2000'li yıllardan itibaren roman, dizi ve film senaryosu oyun türlerinde eserler vermiştir. Yarattığı anti kahramanlar ile toplum ahlakı, evlilik ve aile kurumlarını eleştirir. Cinsellik, şiddet, cinayet, uyuşturucu gibi konuları sıklıkla ele alan yazar, Türkiye'de yeraltı edebiyatı alanında önemli isimlerden birisi olarak anılır. Zargana, Az, Kinyas ve Kayra eserlerinden bazılarıdır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyoruz arkadaşlar. Bu yeraltı, Türkiye'de yeraltı edebiyat alanında önemli isim yapmış yazarımız Hakan Günday diyoruz. D şıkkı. Şurada da romanlarını görüyoruz. İşte şu ikisinde de okuma fırsatım olmuştu benim. Az ve Kinyas ve Kayra. Ve son sorumuza geliyoruz. Burada da Az'dan bir alıntı var, Az kitabından. Ve geldik 15. soruya. Şairi Azam ve Tezatlar Şairi olarak anılan Tanzimat Devri edebiyatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Şairi Azam ve Tezatlar Şairi. Şairi Azam, Azam büyük anlamına, yüce anlamına geliyor. Yani büyük şair gibi düşünün. Şairi Azam ve Tezatlar Şairi olarak anılan Tanzimat Devri edebiyatçımız Abdülhak Hamit Tarhan'dır. D şıkkı diyoruz. Abdülhak Hamit Tarhan'a ilk defa Şair-i Azam olarak Süleyman Nazif kullanmış bunu. Bu sıfatı o vermiş. Daha sonra da Şair-i Azam olarak adlandırılmış. Ayrıca Tezatlar Şairi deniyor. Hem Doğu'ya hem de Fransız Batı şiirine ait biçimleri ustaca kullanmıştır. Abdülhak Hamit Tarhan diyoruz. Arkadaşlar yorum, beğeni ve önerilerinizi bekliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.